Merhabalar. Şimdi sizlerle soslu elmalı kek tarifini paylaşacağım. Kendinden sosu olan bir kek tarifi bu. Yapması da çok kolay, yemesi de çok lezzetli arkadaşlar. Daha önce bir defa yapmıştım ama çekememiştim. Şimdi tekrar yaparken sizinle paylaşmak istedim bu tarifi. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Hemen malzemelerimizi sayalım. İlk önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bardaklarımız 250 mililitre. 200 mililitrelik klasik su bardağı değil. Onun bir tık büyüğü 250 mililitre. Bu bardaklarla ölçümlerinizi yapın lütfen siz de yaparken. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Toz şekerimiz de aynı bardakla ölçülü. 2 su bardağı unumuz var. Bu da aynı bardaklarla ölçü alındı. 4 adet yumurtamız var. Vanilyamız, kabartma tozumuz var. Bunlar kek harcımızın malzemeleri. Daha sonra üzerine koymak için bu şekilde elma dilimlerimiz var. 2 adet büyük boy elma veya küçükse de 3 adet elmayı bu şekilde dilimliyoruz. Hemen yapacaksanız suya veya limona koymanıza gerek yok ama eğer bekletecekseniz bir miktar elmalarınızı limonlu suda bekletirseniz kararmazlar. Ve üzerine serpmek için 1-2 yemek kaşığı kadar tercihinize bağlı. Ben 2 yemek kaşığı kullanacağım. Kuru üzümümüz var. Fakat kuru üzümümüzü de en az 1 saat önceden suya koyduk. Bu şekilde iyice şişmesini sağladık. Veya kuru üzüm yerine aşureye koyduğumuz minik üzümlerden de koyabilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bu kekin yapımı yumurtayla başlamıyor. Her zaman yumurtayla başlarız biliyorsunuz. Yumurtalarımızı kabartırız. Sosundan ayıracağımız için şimdi kekimizin öncelikle şekerini aldık kabımıza. Yağını aldık. Ve yoğurdumuzu aldık. Şimdi bu üçünü krema haline gelene kadar çırpacağız. İyice birbirine karışacak ve kremamsı bir hale gelecek. Zaten göstereceğim size olduğunda siz de anlayacaksınız. O duruma gelene kadar bu üçlüyü çırpıyoruz. Sosumuzu güzelce çırptık. Yaklaşık 3 dakika kadar çırptım ben. Bu şekilde güzel bir sos kıvamı aldı iyice. Hepsi birbirine karıştı. Şimdi bu sosumuzdan yine aynı boy bardağımıza bir bardak ayırıyoruz bu şekilde. Ve daha sonra kekimizi yapmaya devam ediyoruz. Onun üzerine sosu için kullanacağız. Şimdi bu karışımımızın içerisine 4 yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı kırdık. Bunun içine yine vanilyamızı da ilave ediyoruz. Ve yumurtalarımız karışıma iyice karışana kadar çırpacağız. Şimdi benim bunda ekstra eklediğim bir malzeme var. O da tarçın. Elmalı keklere, elmalı kurabiyelere ben tarçını çok yakıştırıyorum. Çok değil, sadece bir çay kaşığı kadar tarçın ilave edeceğim. Ama bu isteğinize bağlı. Dilerseniz siz koymayabilirsiniz. Orijinal tarifinde de yok açıkçası. Şimdi bunları hepsini yeniden çırpmaya başlıyorum. Yumurtalarımızı da güzelce çırptık. Şimdi hemen unumuzu ilave edeceğiz. Fakat unumu eleyerek ilave etmek istiyorum. Kabarması daha güzel olacaktır. Bu şekilde unumu alıyorum. Bunun üzerine de kabartma tozumu da ilave ediyorum. Ve bunları yeniden çırpıyorum. Unumuz ve kabartma tozumuzla da çırptık. Kek harcımız hazır. Gördüğünüz gibi normal bir kekten bir tık daha koyu bir kek olacak. Bunun biraz koyu olması gerek ki elmalarımız ve üzümlerimiz üzerinde kalabilsin. Yoksa dibe çöker daha sıvı olursa kek harcımız. Şimdi bunun için bu şekilde dikdörtgen orta boy bir borcam kullanıyorum ben. Borcam olması şart değil. Bu şekilde veya yuvarlak orta boy olabilir. Kelepçeli kalıp olabilir. Siz de bu şekilde bir tepsi kullanabilirsiniz. Daha büyüğü olursa kekiniz birazcık ince olabilir. Kek harcımı tepsime alıyorum. Kek harcımızı tepsimize aldık. Şimdi üzerine elmalarımızı dizmeye geldi sıra. Bu şekilde şuradan başlıyorum. Hafif ucunu içeriye bastırarak böyle ard arda elmalarımızı diziyoruz. Onların üzerine de üzümlerimizi serpiştireceğiz. Elmalarımızı dizme işlemimiz bitince. Elmalarımızı dizdik. Şimdi üzerine kuru üzümlerimizi suda bekletip böyle şişirdiğimiz kuru üzümlerimizi serpiştiriyoruz rastgele. Dilediğiniz kadar bunu serpebilirsiniz. Yani seviyorsanız daha fazla koyun. Benim eşim çok sever. O yüzden biraz abartabilirim. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kuru
üzümlerimi de dizdim. Dediğim gibi siz bunun yerine aşurelik kuş üzümü de kullanabilirsiniz. Onu da suda bekleterek yapın tabii ki. Bu arada tepsimi de yağladım. Yağladıktan sonra kekimi dökmüştüm. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi kekim pişmeye hazır. 170 derecede yaklaşık 30-35 dakika. Fırına göre değişebilir. Bunu her zaman söylüyorum. Ama genelde 35 dakikada piştiğini yazmış arkadaşlar. Ben de daha önce pişirdiğinde süresine bakmamıştım açıkçası. 30 ila 40 dakika arası kontrollü olarak kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz kekinizin. Şimdi 170 derecede pişmeye gönderiyorum kekimi. Kekimiz fırından çıktı. Çok sıcak. Sadece 1 dakikaya yakın bir zaman geçti. 1 dakikada yeterli. Şimdi bu sosumuzdan böyle bir fırça yardımıyla alıyoruz. Ve kekimizin üzerine her yerine değecek şekilde gezdiriyoruz sosumuzu. Kekimizin sosunu sürdük üzerine güzelce. Bunu içe çekecek bunu. Mümkünse kekimizi bu şekilde 2-3 saat bekletelim. Yani mutlaka beklemesi lazım hatta. Ama eğer vaktiniz varsa bunu önceden yapın. Bir gün beklerse çok daha güzel bir şekilde sosunu çekecektir. Daha kremamsı bir tat alacak o zaman sosumuz. Ve kekimiz çok daha lezzetli olacak. Bu sosunu tamamen çektikten sonra, yani en az 2-3 saat beklettikten sonra kekimizi keserek servis edebiliriz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.